Sporcu vizesinin yolu bir kez daha İtalya'ya düştü. Bu haftaki durağımız Genoa ve yaşantısına konuk olacağımız sporcumuz Borussia Dortmund, Galatasaray'a geçmiş olan İtalyanların da Grande Turco dedikleri Koray Günter olacak. Koray'ın İtalya'daki yaşantısını merak ediyorsanız benimle gelin. Genoa'da limanda Bigo denen bu sistemle yerden 40 metre yükseğe çıktık ve şehri panoramik görüyoruz. İnanılmaz bir güzellik. Adeta Genoa ayaklarımızın altında. Piazza de Ferrari, Genova'nın tam merkezi, bir anlamda kalbi, modern şehirle eski şehrin tam ortasında bulunuyor. Bir buluşma noktası, biz de Koray'la burada buluşacağız, şu anda onu bekliyoruz. Koray da geliyor. Hoş geldin abi. Eyvallah. Ne haber? İyi abi, sağ ol. Senden ne haber? İyi, güzel. Aa, seni buraya getirmek kolay olmadı abi ya. Geçen İtalya'ya kadar geldin Salih'in yanına. Şimdi buradasın ama pişman edeceğim seni. İyi, hadi bakalım, göreceğiz. Burası Empoli'den daha güzeldir. Ciddi misin? Çok ciddiyim, göreceksin. Bakalım. Hadi bakalım abi. Evet, söylediğin kadar var. Ben çok beğendim burayı. Dedim abi sana. Empoli'den güzeldir yani. O kadar var. Yok ama harbiden gerçekten güzel bir şehir yani. Gördüğün kadar çok tarih, çok eski bir şehir. Deniz kenarı, havası güzel. Taraftarlarla aran nasıl? Taraftarlarla aramız gayet güzel yani. Bizim taraftarlar zaten... Nasıl diyeyim? Yani İtalya'da çok tanınan bir taraftar grubu. Çünkü mesela bizim kulübümüz İtalya'nın en eski kulübü. Genoa. Yani en tarihi, en eski kulübü. Yani hakikaten en eski yani. Bizden daha eski bir kulüp yok. Ona göre de yani bir kültür oldu yani kulübün içerisinde. Taraftarlar işte çok fazlasıyla bir tutku var yani bizlerle. Ona göre de beni hep Turco diyorlar burada. Turco. Grande Turco. Grande Turco. Yani Grande Turco. Ne demek? Ya yeah, işte bizim büyük Türk. Görüşüyor musun burada bizim diğer çocuklarla, oynayanlarla? Yani görüşüyor muyum? Evet, evet, görüşüyoruz yani az çok. Dün daha işte Cengiz'e karşı oynadık, Roma'ya.
Yani ondan hariç Emrecan'la çok büyük bir tutkumuz var. Eskiden daha be. Çok eskiden daha. Yani ikimiz beraber hep Alman milli takımda oynuyorduk işte çocukluğumuzdan beraber. İşte kısmet olmuş. Yolumuz buraya düştü. İkimiz de aynı. Yani buradan 1,5 saat yanımızda. Öyle yani. Herkesin az çok işte konuşuyoruz vakit olduğunca işte. Benim evim zaten limanın içinde burada. Benim kendi evim burada limanın içinde. Siz gezdiniz limanı. Senin evin her tarafa yakın ya. Yani çok çabuk geldik merkezden buraya zaten gelirken. Ya zaten ev merkezin hemen hemen içinde sayılır yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen ilk nerede tamam ben futbolcu oldum dediğin anı hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorum da ama ben sana ilk baştan bir başka bir hikaye anlatayım yani. Ama nasıl bir hikaye? Yani ilk baştan futbolun içinde olduğunu hisseden o anı yani ben sana anlatayım ki o zamanlar Dortmund'a yine gitmiştim işte sana anlatmış. Küçükken 14-15 yaşındayım falan. Tabii ki her hafta sonu kendi maçımızı oynadıktan sonra bizim A takım evimizde maç oynarsa tabii ki hepimiz top toplayıcı olmak istiyorduk her maçta. Tabii ki her maçta olamıyorduk ve ya işte birbirimizle kavga ediyorduk kim gidecek diye hangi gün hangi maçta. Ve o maçta da çok iyi hatırlıyorum da Bayern Münih maçıydı abi. Bizim A takım işte Bayern Münih de oynuyordu evimizde. Isınmada orada da hep Nuri abime seslendim. Zaten biz tanışıyorduk o zamanlardan da. Ki diyordum ki Nuri abi bugün değişik bir hayal gördüm gece diyor. Nuri abi dedin Nuri Şahin değil mi? Nuri Şahin aynen tabii. dedim ki Nuri abi ya içimde bir his var. Bir hayal gördüm diyorum ki bugün free kick gol atacaksın diyorum. Hadi inşallah dedi. Ben dedim ki inşallah abi. Ondan sonra tam ceza sahasının sınırında bir free kick oldu. Ama tam sınırında yani. Ve Nuri abi topu aldı. Ben de içimden sanki bu pozisyon bir dejavü gibi hissettim gibi dedim ki yanındaki arkadaşıma dedim ki bu aynen böyle olacak. Bak bu gol olacak abi. O da benim yanımdaydı ben Nuri abi bunu anlatırken. Vurdu. Çok da nefis bir free kick golü oldu yani. Zaten o haftanın golü de seçildi Bundesliga'da falan filan. Nuri abi golü de attı, yanıma geldi işte alnımı öptü falan filan. Bu senin için falan filan sen demiştin diye. Bütün takım da hatta oraya doğru geldi işte. Biz orada birbirimize sarılırken işte tam da süt tribün arkamızdaydı falan filan. İçimdeki o hırs yani inanılmaz bir şekilde daha da büyüdü ve çok çok efsane inanılmaz bir hatıra oldu yani. Okuldaydık. Birdenbire ders esnasında telefonum çaldı. Tabii ki sessizde. Ama benim hocam beni arıyor. O zamanlar benim U17 hocam. Dedi ki ya bugün beni Jürgen Klopp aradı. Seni A takımda görmek istiyor. Dedim ki yok. Bu olamaz sen. Dedim ki ya şaka yapmayın dedim. Hocam lütfen Allah aşkına. O kadar iyi anlaşıyorsun. Bana bu şaka yapmayın. Ben bunun altından kalkamam dedim. Dedi ki ya ama işte okuldan bir saat erken çıkman lazım ki bana yetişebilmen falan filan. Nasıl yapacağız sizin falan filan. Dedi ki ya işte hocana hemen sor. Ondan sonra ben zaten okula gelirim hallederiz ki öyle bir şekilde hallettiler. İtmana gittim abi. Tabii ki heyecandan patlıyorum yani. Neredeyse inanamıyorum yani başıma geldiğinde. İtman başladı işte böyle pas formu falan vardı. Adamlar benim ayağımı şut çekiyor. Göğsüme şut çekiyorlar, kafama pas atıyorlar falan filan. Bir de gülüyorlar, ben de anlamıyorum. Diyorum ki ya böyle bir pas olur mu abi? Ben bunları nasıl kontrol edeyim? Dizime gidiyor, çarpıyor, omuzuma çarpıyor, göğsüme şut çekiyorlar. Ki ondan sonra dedim ki Nuri abi ya böyle mi pas atıyorlar hepsi bunlar böyle ya? Dedim ki yok oğlum yeter 5 dakikada çocuğu eziyet ediyorsunuz. Bilerek yaptılar diyor, test etmek istiyorlar işte sinir olacak mısın diye işte falan filan değil. Yani ondan sonra Nuri abi mesela geldi dedi işte arkadaşlar yeter falan filan işte hadi şakanızı yaptınız bu kadar falan filan. Ama o anı hiçbir zaman unutmayacağım çünkü benimle çok fena bir şaka oynadılar, çok fena dalga geçtiler.
antrenmana mı gidiyoruz şu anda? Aynen abi. Şimdi antrenman yolundayız. Uzak mı? Uzak mı derken bir 10 kilometre falan, 15-20 dakikada oraya çok rahat gideriz. Deniz kenarından doğru. Manzara güzel yani. Manzara güzel yani. Senin bir de çok ilginç bir kariyer başlangıcın var. Forvetken birdenbire defans oldun. Doğrudur, evet. Yani ömür boyu çocukluğumda tabii ki işte gol krallığı falan filan hayal ederken bir günden öbür güne stoper oldum. Nasıl oldu? Ya vallahi hiç sorma abi. Ben de anlamadım ki nasıl olduğunu, olmadığını. Maçtan iki gün önceydi. Yok, bir gün önceydi. İtman'a geldik. İşte maçtan önceki günler hep işte ilk 11'ler falan filan belli olur. O yaşlardan aynısıydı. Ve bizim stoper, zaten 3 tane stoperim vardı. Stoperimiz vardı o zamanlarda. 2 tanesiydi sakat veya hastaydı, tam hatırlamıyorum. Ya stoperimiz bir tane eksikti. Hoca da zamanında demişti ki ya işte ne yapalım falan filan. Öyle böyle derken, ya hadi Koray senin boyun var falan filan derken, işte vücut falan filan yaparsın stoper. Fiziğin uygun. Fiziğin uygun. Yani bunu maçtan önce mi söyledi? Yok, bir gün önce maçtan. Yani itmanda deneyelim dedik. Ben de zannettim ki ya itmanda şöyle geçireyim olsun, biraz stoper yaparız. Yarın işte forvette yine maça başlarım, gollerimi atarım. Ya maça geldik. Formalar böyle soyunma odasında olur ya, herkesin işte kramponlarını alıyorsun, oraya önüne bırakıyorsun. Bakıyorum listeye bakıyorum, Allah Allah, normalde hep böyle 11 numarayı, 19 numarayı falan filan giyiyordum. Allah Allah, ben diyorum ki oğlum ben kadroda yokum galiba ya diyorum. Nasıl olur ya böyle bir şey dedim ki, bugüne kadar kaç tane gol attım, üzüldüm yani. Ki bakıyorum böyle hiç bakmadığım yerler, aşağılara bakıyorum ya işte yüksek numaralar falan. Ki benim numaram 4'müş. Allah Allah diyorum. Bir yanlışlık var galiba diyorum. 4 numara. Hoca yanıma geliyor, diyor ki yok yanlışlık değil diyor. Geçen itmanda dün işte çok başarılı, çok uyumlu gördüm seni diğer stoperle. Bugün bir deneyelim dedi. Maçta. Maç günü. Maça geldik. Bir saat sonra maç başlıyor. Hikaye bu aslında yani. Maçı bitirdik öyle. Maçı da gayet iyi oynadım. İyi de oynadık. Kazandık. Başarılı geçti. Ondan sonra hiç bir daha değişmedi. Ondan stoper oldun. Ondan sonra stoper oldum. Hiç de bir daha yani yani zevk aldım stoper olmaktan. Nasılsa ömür boyu hep gol atmaya falan çabalıyorduk. Asist yapmaya. Bir günden öbür güne her şey değişti. Planlarımız değişti. İşte her şey değişti. Ya gol atarken şimdi gol atmaya gelenleri durduruyorsun öyle mi? Aynen öyle. Ne diyorsun abi? Artık çok da zevk aldım yani ondan sonra, o günden sonra stoper olmaktan. Cenova'nın tesislerindeyiz. İçinde bulunduğumuz bina 16. yüzyıla ait ve inanılmaz muhteşem bir tarihe sahip. Aynı kulüp gibi. Kulüp de 1893'te İtalya'da kurulan ilk futbol takımıymış. Az önce Cenova'nın basın sorumlusu söyledi. Büyük bir keyifle biz de binayı gezdik. Etkilenmemek imkansız. Çünkü 16. yüzyıla ait bir binada geziyoruz. Buongiorno, loro sono Merhaba. Samet abi, baksana kimi getirdim. Oo, nasılsın baba? Sağ ol Pandev, sen nasılsın? Goran Pandev, Galatasaray selam. Cenova'da bir de sürprizle karşılaştık. Burada 3 tanıdık isim. Prandelli,
Pandev, Koray. Üç eski Galatasaraylı Cenova'da yolları kesişmiş. Biz de onlarla burada karşılaştık. Ya hep merak etmişimdir. Size Almancı diyorlar ya. Hoşunuza gidiyor mu bu? Ya itici gibi sanki ama sonuçta bizim kalbimiz her ikisi için de atıyor yani. Gayet alıştığımız bir şey yani. O yüzden de hiç kırılmıyorum biri öyle deyince de. Üzülmüyorum da zaten aslında gayet komik buluyoruz. Bu milli takım seçimi de çok ilginç ya. Senin nasıl olmuştu böyle Almanya'yı seçme? Nasıl oldu? Yani benim zamanımda U15 zamanında böyle U16-15 zamanlarda o milli takım ilk seçmeler başlayınca ben o zamanlarda işte ilk yükselişimi böyle yaşamıştım Dortmund'da. Ve bana ilk yanaşan taraf Almanya milli takımıydı. O yaşta benim ve ailem için, bizim bütün yani her oyuncu için milli takım oynamak en yüksek yani en üst seviye başarabileceğin bir şeydir. Ben de ailemle konuştum, görüştük tabii ki. Olumlu döndüm onlara. Yani sözümü verdim geleceğim diye. Onlar da biletlerimi, her şeyimi ayarladılar ve maça kala 2 gün Türkiye araya girdi. Ya tabii ki şimdi benim kalbim her ikisine de eşit atıyor yani. Zaten maça 2 gün kalmıştı. Ben de artık sözümü geri çeviremiyordum yani. Kıramadım maalesef ve Türkiye milli takımı için maalesef olumlu yanıt veremedim o zamanlar. Çünkü vermiştin diğer tarafa. Çünkü diğer tarafa sözümü vermiştim artık. Evet. Bir de sizin çok ilginç bir maçınız var. U17'de değil mi? U17 evet. Dünya Kupası elemesinde miydi? Evet evet aynen öyleydi. Elemeler grubumuzda işte Türkiye vardı. Türkiye vardı, İsviçre ve Ukrayna galiba. Bizim zamanımızda Alman milli takımda ilk 11'de 9 tane Türk'tük abi. 94'lü grupta mı? 94'lü grupta 9 tane Türk'üz. Ve elime grubunda son maç Türkiye'ye karşı. Of. Ki kazanan üst tura atlıyor ve dünya şampiyonasına katılıyor. Turu atlayan biz olduk ama sonuçta çok üzüldük. Çünkü kaybeden takım yani bizim ülkemiz sonuçta yani. Golleri atan kimdi? Golleri atan da iki tane Türk bizim takımdan. Bir hayalimiz gerçek oldu. Bir dünya şampiyonasına katıldık. Diğer tarafta da hep yani her birimiz çok büyük bir üzüntü yaşadı. Çünkü karşı tarafı da kaybederken görünce, maçtan sonra gözyaşlarını görünce yani içimiz yandı. Çünkü bu bizim ülkemiz yine de. Böyle bir duyguyu daha önce ve daha sonrası da hiçbir daha yaşamadım. Yaşamak da istemem. Yaşamak da istemiyorum zaten. Çünkü çok kötü bir duyguydu. Tabii spor bir yandan da. Aynen yani. Bir yandan spor tabii ki ama çok zor, çok zor bir durumdu yani o günler. Takımda kimler vardı o zamanlar? Takımda abi işte benden hariç Emrecan vardı, Samet Yeşil, Okan Aydın, Kaan Ayhan, Robin Yalçın, Levent Ayçiçek, Koray Kaçınoğlu. Yani aklıma gelen şu an bunlar hepsi ama onlardan hariç de bir iki tanesini unutmuş olabilirim şu an. Ama işte dediğim gibi yani full Türk oyuncular vardı Alman milli takımımızda yani. Hepimiz gurbetçi, Almanya'da doğmuş, büyümüş. Hepimiz ilk 11'de Almanya için Türkiye'ye karşı o maça çıktık. 9 kişi. 9 kişi. Ya kardeşim, her şey için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, umarım beğenmişsindir. Güzel zaman geçirdik. Ben dedim sana ilk geldiğinde güzel olacak diye. Yine de ayaklarını sağlık. Geldiğin için çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Görüşürüz o zaman. İyi yolculuklar abi. Görüşürüz. Tamam. Çok sağ olasın. Kendine iyi bak.
Sporcu vizesinin bu haftaki durağı dünyaca ünlü kaşif ve gezgin Christoph Kolomb'un doğduğu şehir olan Cenova oldu. Burada Cenova futbol takımında oynayan sporcumuz Koray Günter'e konuk olduk. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Gittiğimiz her yerden büyük keyif alıyoruz. Buradan da albümümüze güzel hatıralar ekledik. En güzellerinden bir tanesi de tabii ki Cenova takımında buluşan 3 eski Galatasaraylı aynı anda gördük. Koray gibi Pandev ve Prandelli de eski Galatasaraylı ve şu anda Cenova'da üçünün yolu kesişmiş durumda. Onlarla karşılaştık. Şehir çok güzel. Büyük keyif aldık. Umuyoruz siz de televizyon ve ekranlarınız başında büyük bir zevk almışsınızdır. Haftaya bakalım sporcu vizesi olarak kimde ve nerede olacağız? Görüşmek üzere.